Aile anayasası yapmaya kalktınız. Şimdi tabii Haluk Bey de geldi. Siz bundan çok iyi farkındasınız. Yani özellikle kurucu nesil vefat ettiği zaman geride kalanların kendi aralarında bilmedikleri, eğer konuşmadılarsa, konuşmuyorlarsa, bunları müdahale etmiyorlarsa arada güvensizlikler olabilir. İnsanlar bundan bir haber olabilirler. Yani biz bu çalışmalara başladığımız zaman annemin bana, kardeşime, kardeşimin bana annesine, benim onlara bazı güvensizliklerim olduğu ortaya çıktı. Eşler de var bu arada. Yani, ve hepimiz şaşırdık. Ya ben sana şu konuda güvenmiyorum. Al da bozdur. Yani hiç beklemiyorsunuz. Yani bu tip konular özellikle birinci kuşak hala sağ ve sağlıklıysa ve görevin başındaysa zaten bu güvensizlikler yine var oluyor ama hep halının altına süpürülüyor. Yani hiç bunları konuşmuyorsunuz. Birinci kuşak vefat ettikten sonra bunları konuşarak ve müzakere ederek çözme yolunda giderseniz bir amaç, bir ülkü birliğiniz varsa bunları çözme şansınız var. Yoksa aile de dağılır, şirket de dağılır. Şimdi annem de diyebilir ki işte ben bu şirketin şu kısmını alayım, benim böyle arkadaşlarım çok Antalya'da mesela. Üç kardeş, koskocaman işletmeler var, yüzlerce milyon liralık ciroları var. Diyorlar ki biz şirketimizi üçe bölmek istiyoruz. Anlaşamıyoruz çünkü. İşte ben şu kısmını yapacağım, bu kısmını yapacak, bu kısmını yapacak. Herkes kendi işinden sorumlu olacak. Yani gücü bölmek çok yanlış bir şey. Yani çünkü asıl güç birlikten doğuyor. Ya zaten birlikte olan bir şirket var. Zaten onu beraber büyütme imkanın varken bölerek büyütmek, yani böl yönet diye ayrı bir şey vardır ama yani bir şirketi, bir gücü, sermayeyi bölmek, iş gücünü bölmek böyle yönetmeye kalkmak isabetli değil. Yani en doğrusu beraber, ortak bunları müzakere ederek çözme yoluna gitmek. Peki, şimdi böyle bir tecrübeden geçtiniz. Anayasal süreci aşağı yukarı konuştuk. Neler içerdiğini tabii belki daha açıklamak lazım sorulara göre ama sizce bu her aile şirketine tavsiye edilebilir bir olay mı? Yoksa ancak böyle zorluklarla, mücadeleyle karşı karşıya geldiğiniz zaman mı bu tip şeyleri? Ne diyorsunuz başka dostlara, arkadaşlara? Şimdi hep birlikteyiz burada. Şimdi biz zorluklardan geçmiş bir aile olarak, yani kurucusunu kaybetmiş, bir krizden geçmiş ve tamamen dibi görmüş, itibarını kaybetmiş, finansal olarak da itibarını kaybetmiş bir firma olarak yani bir acı yaşadık. Ve bu acı bize bir şeyler yapma yolunu açtı işin doğrusu. Yani bu tip çalışmalara girmek, aile ve şirket ilişkilerini kurumsallaştırmak mutlaka cirosu büyüklüğü, aile büyüklüğü, şirket büyüklüğü ya da nerede olduğu hiç önemli olmadan her ailenin mutlaka yapması gereken şeyler ama insan psikolojisi, tabii bu da böyle bir şey var, zoru görmeden, ağlamadan o gülmeyi yapamıyorsunuz. Yani güneşli gün ancak yağmurlu bir günden sonra değerli oluyor. Aslında oturup, yani birinci kuşağın ön ayak olması gereken aslında bir şey bu. Liderlik özellikle gerektiriyor ve ikna gerektiriyor. Yani ikna ediyor olmak lazım. Yani aile içinde çatışmak değil, eğer anlaşmazlıklar varsa, güvensizlikler varsa bunları dinleyip, ben mesela kardeşim bana şu konularda güvenmediğini söylediği zaman benim önümde iki seçenek vardı. Arkamı dönüp küsüp ben oynamıyorum demek ya da evet ben bu konularda güvenmiyorsa mutlaka haklı olduğu bir taraf vardır. Ben de dönüp bir kendime bakmalıyım demek. İki seçeneğimiz var. Genellikle insanlar arkasını dönüp ben oynamıyorum demeyi tercih ediyorlar. Ve işler ilişkiler kopma noktasına gidiyor. Ama eğer birinin güvensizliğini, bunu ciddiye alıp bunu gidermeye ve giderdiğinizi ikna edecek şekilde bir şeyler yaparsanız o zaman ilişkilerde yapıcı olmuş oluyorsunuz. Ve aile ilişkileriniz zaten yapıcıysa ve bir ülkü birliğinizi hala koruyabiliyorsanız bu iş hayatına da otomatik olarak yansıyor. Şimdi siz aile anayasasında hakikaten örnek teşkil edecek gibi Türkiye'de ki ben aşağı yukarı durumu biliyorum hem çalışmaların hem de gözlemlerim ve araştırmalara göre en yani üstte bu işi yapan ailelerden birisisiniz.
O noktada bu çalışmalar giderken 22 Eylül 2011'de kısa bir süre sonra, hani bir yıl dolmadan da hatta, kurumsal yönetime geçme kararı düşündünüz. Hatta onu siz getirdiniz masaya. Ve bir aile konseyinde dediniz ki biz kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda bir bağımsızların da olduğu yönetim kurulu kurmalıyız. Neden? Nereden icat edildi bu? Şimdi burada hepimiz aile şirketi üyesiyiz. İçinde çalışıyoruz ya da çalışmıyoruz. Bir şekilde hissedarıyız. Bizim tabii ki öncelikli şapkamız hissedar şapkası. Yani çocukları da biraz ses alabilir miyim buna? Çocukları da yetiştirmemiz gereken, altında yetiştirmemiz gereken şapka sorumlu hissedarlık şapkası. Çünkü kimse sizin kurduğunuz işte çalışmak istemeyebilir. O branşı sevmeyebilir. Sanatçı olmak isteyebilir, sporcu olmak isteyebilir. Siz de istediniz zaten ya bunu. Astronot olmak isteyebilir ki bu yönde hareket edebilir, gerçekten başarılı olabilir. Ama ne olursa olsun o sorumlu bir hissedardır. Yani babamdan da bana hissedarlık kaldı. Yani benim birinci şapkam hissedarlık. Bunlar hissedarlık tabii olduğu zaman hissedarların biliyorsunuz en büyük, en önemli sorumluluğu ve görevi o şirketi ileri götürecek ve benim hisse değerlerimi artıracak bir yönetim kurulu oluşturmak. Yani birinci görevimiz bu. Hissedar, genel kurulu yapıyoruz, ne yapıyoruz? Yönetim kurulu seçiyoruz. Yani hissedar olarak benim ilk gözettiğim madde hisse değerlerinin artması. Yani 3 sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra benim hisse değerlerim artmalı. Bunu iyi yönetimle yapabiliriz. Bir yönetim kurulu kurmamız lazım. Ki o dönemde ben icranın da başındaydım. Genel müdür olarak yapıyorum. Şimdi hem hissedarım, hem babamdan sonra büyük çocuk olduğum için yönetim kurulu başkanı yazıyor kart izitimde. Ama yönetim kurulum yok. Neyin başkanıyım yani? Bir de bunu sorguluyorum. Bir yandan da icranın başındayım. Ya bir yanlış yaparsam kim beni sorgulayacak? Kim bana hesap soracak? Yani bir yanlışlık var. Yani şimdi hissedar şapkasıyla baktığım zaman ya ben kardeşim yanlış yapıyorsam ne olacak ya bir de beni denetlesin Allah aşkına. Yani psikolojisine giriyorsunuz. Eğer hissedar şapkasıyla bakarsanız ha yok ben maaşımı alıyorum işte günü kurtardım işte yarın da sabah gelirim 4 saat 5 saat çalışırım şu kapının rengine karar veririm şu etiketin işte puntosuna karar veririm diye düşünüyorsunuz o zaman zaten problem yok gelirsiniz onu yaparsınız ama yarın karşınıza çıkabilecek zorlukları görmemiş oluyorsunuz. Hem hissedersiniz, hem yönetim kurulu üyesi ya da başkanısınız, hem de icranın başında ya da içindesiniz ama bir yönetim yok. Yani bu çok sağlıksız bir yapı. Yani kitap bilgisi olarak da sağlıksız zaten. Pratik bilgi olarak da sağlıksız. Mutlaka icranın bağımsız bir yönetim kurulu tarafından denetleniyor olması lazım. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda Haluk Bey'le görüştük. Dedi ki bizim yani şu anda borcumuz hala devam ediyor. Bir yönetim kurulu oluşturalım. Biz yönetim kurulunun zaten dinamikleriyiz. Ben varım, işte kardeşim var, annem var. Siz varsınız aile şirketleri kurumsallaşma uzmanı olarak. Eksik yönlerimiz neyse o yönleri tamamlayacak yönetim kurulu üyeleri bulalım. Ve yönetim kurulunu çalıştırmaya başlayalım. Diye bir talebim olmuştu. Ve bizim en büyük tabii o dönemki eksikliğimiz borç devam ettiği için finans kökenli bir insanın bize yol gösterecek bir insanın olmasına karar verdik. Bir aile toplantısında Haluk Bey'le beraber ve yönetim kurulumuzu oluşturduk. Her ay çalışmaya başladık. Tabii bu süreç içerisinde düzeldi. Yani işte gündemlerimiz ya da yönetim kurulu toplantılarında neleri konuşmalıyız? Bize ne faydalar sağlamalı ya da ne gibi hedefler çizmeli, icrayı ne gibi denetlemeli gibi konuları zaman içerisinde geliştirmeye başladık ki bu süreçte hala ben genel müdürdüm ve bunu hatırlarsınız bakın ilk kurumsal yönetim görevliliği şeyinin gündemini arkadaşlara getirdim ve burada gizli bilgi yok, elimizde genel bilgilerimiz var ama kararlar böyleydi gündem. Kurulun çalışması, başkan, sekreter yani atla deve değil. Bir aile konseyinde ciddi ama bir ön hazırlıkla yaptığımız bir çalışmanın sonucu bu. Genel müdürün ayrılması, sayın genel müdür burada, ile yeni icra yapısı ve sorumlulukların saptanıp
Atıl Pekşen'in icra başkanı görevini üstlenmesi, bir genel müdür vardı Atıl Bey'den önce. Hani hatırlarsınız, o profesyonel geçişte yeterli pek olmayan. Ve dışarıdan ama genel müdür. Çünkü dediği gibi hem iki tane gücün tek insanda birleşmesinin kurumsal olarak sakıncalarını Atıl Bey kendisi zaten biliyordu. Yani ben ona bunları zikretmiş falan değilim açıkçası. Kredi almayacağım o konuda. Böyle bunları tartışıldı. Sonra diğer hissedarların rollerinin belirlenmesi, ki bu çok önemli. Yani az hissedar olunca güçler fazlalaşıyor çünkü zaten. Hissedarlar ile yönetimle icraat arasındaki iletişim kurallarının nasıl olacağını, yani herkes işe her gün gelecek, gidecek mi, gelmeyecekse, Meral Hanım gidip tatilini yapacaksa için atı rahat etsin ki ona bazı bilgiler aktarılsın. Bunların temel kuralları, şirketin durum, olası riskler, ki Atıl Bey'in anlattığı gibi riskler her tarafımızı sarmış durumdayım o noktada zaten. Bir denetim mekanizmasının, finansal ciddi bir denetim mekanizmasının kurulması, önceliklerin saptanması diye bağımsızlarla birlikte ilk yaptığımız, o finans konusunda da çok uzman bir arkadaşımızı kattık aramıza dışarıdan. Toplantıydı bu. Öyle çıktık yola. Öyle çıktık ve yönetim kurulu üyesi olan kardeşim ve annemin şirkete gelmelerini bile yasakladım. Yani o kişisel görüşü. Hayır, yani bu tabii yasaklama anlamında değil ama dedim ki yani buraya her zaman gelebilirsiniz. Odanız buradadır ama kapıdan girdiğiniz anda kimseye işle ilgili bir şey sormak, talimat vermek yok. Yoksa benden hesap soramazsınız. Ben de ceketimi alır, çeker giderim, buraya başka genel müdür bulursunuz. O kadar basit. Yani çünkü bir profesyonel böyle düşünür. İcranın başındaysanız, birine görev verdiyseniz ona tam selahiyetle yetki vermeniz gerekiyor. Ve hesabını da zamanında ve doğru ortamda bir şekilde sormanız gerekiyor. Bu da bir yönetim kurulu tabii organı netice itibariyle. Doğru. Zaman içerisinde tabii bir de yönetim kurulu başkanı olmam şapkası var. Antalya'da aileyi ve şirketi sosyal hayatta temsil eden kişi olma şapkası da bir yandan üstünde var. İcra'nın yanında 98 yılından beri Antalya Sanayici İş Adamları Derneği üyesiyim. 2010 yılında Döşeme Altı Sanayici İş Adamları Derneği'ni kurduk. Aynı zamanda organize sanayi bölgesinde olduğumuz için organize sanayi iş adamları derneği üyesiyim bir şekilde. Ve bu tür bir sürü dernekte de aktif görevdeyim. Diğer şapkalarını kısa geçiyor. Altın Portakal'ın şimdi. Altın Portakal, Aksav. Bir de Antalya Spor. Değil mi? Ya, kaçırdım. İşte hepsinde bir şekilde sosyal olarak görev almaya çalışıyoruz. Aksav Yönetim Kurulu üyesiyim. Evet. Daha bu seneki bir olay. Netice itibariyle ben şuna karar verdim. Bir gün tabii yönetim kurulu toplantıları yapıyoruz. Ama ben bölünmüş durumdayım. Yani hangi şapkamı takacağım? Tamam, hissedarlık şapkası şöyle bir kenarda dursun. O aktif bir şapka değil çünkü. O sürekli taktığımız bir şapka ama yönetim kurulu başkanlığı şapkası ve icra yönetim daha doğrusu genel müdürlük şapkası aktif yapılan görevler bunlar. Ve ailenin biçtiği görevler, şirketin biçtiği görevler ve aile konseyi içerisinde dağıtılmış bir görev netice itibariyle. Yani bana da bu görev düştü. Yönetim kurulu başkanı olarak bütün iş adamlarının içerisinde olmak, işte Türkiye çapındaki toplantılara katılmak, bir şekilde aile konseyinin bana yönetim kurulu başkanı olarak biçtiği bir görev. Şunu fark ettim, genel müdür olarak etkimin azaldığını fark ettim zaman içerisinde. Çünkü yönetim kurulu geliyor bana, işte bütçe, planlanan bütçe, gerçekleşen bütçe, nakit akışları, bunları soruyor. Yani bir süre sonra bakıyorum ki planladığım gibi gerçekleştiremiyorum. Dedim ki beni kovun. Yani genel müdür olarak beni işten alın. Çünkü ben bu işi yapamıyorum. Buraya başka genel müdür bulalım. Doğru mu? Çok güzel. Evet. Yani yönetim kurulu başkanı şapkamı taktım ve genel müdürlükten kendimi aldım. Çünkü başarısız olmaya başladığımı gördüm. Onlar dedi aman yapma, işte olur mu hemen böyle, yok dedim. Bunu planlayalım. 3 ay 6 ay ne kadar süre biçerseniz bir devir teslim yaparız mutlaka. Ama beni genel müdürlükten alın ve bir genel müdür bulalım buraya. Profesyonel olur. Yani tabii ki benim her zaman tercihim genel müdürün içeriden yükselmesi. Ama o hakikaten kritik bir karardı. Yani aileden ve orada yönetim kurulunun karşılığı değil. Yönetim kurulu gerçekten bağımsızlığın önemi burada.
ki bağımsızlarla çalışanlar bilir, şeytanın avukatlığını sonuna kadar oynamak zorundaydı o risklerin. Çünkü hakikaten çok ciddi yerde olan bir şirketten bahsediyorsunuz. Yönetim kurulu görevi yapıyor orada. Düşünün, finansal zorlukları bırakın, hani kayyumda olan bir şirketten bahsediyorsunuz. Tabii kayyum da var bu arada. Ha. Şimdi dolayısıyla o kararı alırken ama hakikaten dışarıdan adaylarla da, o 5 kişiyle de devamlı benchmarking yaparak yönetim kurulu bunu yaptı. Boşlukta değil. Ve layıkıyla aldı. Şimdi gelelim, bir sürü şey burada var. Neler değişti? Siz bir sürü icraatı anlattınız aslında. Yani, netice itibariyle kardeşim genel müdür oldu ve çok şükür hala layıkıyla ve gayet güzel. Daha hatta kovulmadı. Kovulmadı değil, yani bize sene başında söz verdiği bütçelerin, söz verdiği, üretmeye söz verdiği karların üstünde karlar getirerek gerçekten şu anda görevine devam ediyor. Tabii ama bizim derdimiz sürdürülebilirlikse yönetim kurulu olarak, yönetim kurulu üyeleri olarak, hatta yönetim kurulu başkanı olarak benim en büyük derdim bu olmalı. Bu sürdürülebilirliği sağlamalı. Yani bugün bana kardeşim çok güzel bir karlılık açıkladıysa bu benim rahatlamamı asla sağlamamalı. Yarın da aynı karlılığı devam ettirebilecek bir organizasyona, yapıya, bir yönetime sahip olmak ve icrayı ve en alttaki çalışana kadar buna göre motive etmek benim görevim olmalı bir şekilde. Yani lider bensem şu anda, bu benim görevim olmalı. Yani hem icra başkanına hem kapıda bekleyen adama kadar bu ülkede bir takım yaratabilmek için motive etmek ve ikna etmek yönetim kurulu başkanının, liderin netice itibariyle görevi. Ne için? Sürdürülebilirlik için. Evet. Şimdi orada geleceğe ve stratejik bakışa da bir adım atmış oldunuz ama toparlarsak şunu diyebiliriz herhalde. Bugün artık kayyumla ilgisi kalmayan, artı değer yaratan, gelecek yatırımlar için pozitif cash flow'a geçmiş olan, değil mi? Ve stratejik büyümeyi tartışan bir şirket halinde Levent Kimya. Bütün bu çalışmalarımızın sonucunda ve ailenin bu gayretinin sonucunda. Onu diyebilir miyiz? Borçlarımız hala bitmedi. Çok aza yani. İndi. Gerçekten çok aza indi. Yani 2009 yılında yüz yüze kaldığımız borçlardan yani çok az kaldı diyebilirim. O da artık yönetebildiğimiz çok güzel yönetebildiğimiz bir hale geldi. Artık şu anda gelecek planlaması, işte hangi alanlara yatırım yapabiliriz ya da kendi işimizi nasıl büyütebiliriz, nasıl ürünler çıkarabiliriz, hangi pazarlara girebiliriz gibi konuları tartışabilmek için önümüzdeki günlerde yaratacağımız finansman artılarını tartışabilir duruma geldik. Çünkü bir plan yapmak için önce öyle bir finansmanım olacak mıyı bilmen gerekiyor. Eğer bende yoksa bir ortaklık yapabilir miyim? Bir ortaklık yapabilmek için çok düzgün bir yapıya sahip olmak lazım. Eğer siz şirketi kendi cebiniz gibi görüyorsanız, işte şirket ve aile arasındaki kurumsallaşmayı sağlayamadıysanız, ortak bulmanız da çok zor. Yani kimse kurumsal olmayan bir ilişkinin içine girip dahil olmak istemez bir şekilde. Herkes önünü görmek ve kurumsal olmasını ister. Bunları da tabii gözetiyoruz. Planlar yapıyoruz önümüzdeki yıllara dair. Şu anda ben dünyanın her tarafından ortak alabilecek kadar düzgün ve kurumsal bir yapıya sahip olduğumuza inanıyorum. Ve Antalya'da bütün arkadaşlarımı bu çalışmaları yapmak, bu tip yapılara kavuşmalarını sağlamak için gönüllü bir yönetim danışmanlığı da aynı şekilde yapıyorum. Aslında yani Louis Armstrong'un hani insanlık için küçük adım, benim için küçük adım, insanlık büyük adım dediği olay gibi hepsi bir işte aile arasında bir motive olmuş bir ailenin genç liderinin ya biz bu işi başaracağız demesiyle başlıyor. Çok yani büyütmeye gerek yok. Tabii ki danışmanlar, şunlar bunlar zaman zaman artıları oluyor ama aile içindeki o motivasyon varsa ancak bence, kanımca ve bu tip insanlar hem kendi kendilerini, ki siz öyleydiniz yani hiçbir zaman dışarıdan değil, kendi içinizden ikna olmuş bir şekilde bu sürece başladınız. Bu da tabii danışmanların işini de kolaylaştırıyor, size bir tüyo vereyim. Bu şekilde başladı. Tabii şimdi siz bütün bunları da soruları vesaire... Bu arada bir slogan da söyleyeyim, önemli, önemli bir şey. Tamam. Bir araya gireyim. Yani çok çalışmak kavramı artık gerçekten yetersiz. Doğru işi yapmak belki çok daha az emekle,
daha az çalışarak doğru işi yapmak çok daha önemli. Benim şöyle bir sloganım vardı, yine tweet atmıştım bunu. Takip edenler, arkadaşlar biliyorlar. Çok çalışmak ve emek sarf etmek değil, önemli olan kendi bindiği dalı kesen de çok emek sarf etmişti ve çalışmıştı. Yani ne yaptı? Kesti, kesti, kesti ve düştü. O da çalıştı. Ev yapan da bir emek sarf ediyor. Aynı odundan ev yapan da emek sarf ediyor. Birisi ev kurmuş oluyor, öteki kendini düşürmüş oluyor. Yani bir sabah işletmeye gittiğimiz zaman özellikle tabii İstanbul'da firmalar daha kurumsal. Aileler bu işte çok daha erken belki adapte oluyorlar ama Anadolu'da emin olun bu işler çok zor. Adam sabahtan akşama kadar didiniyor, işte bir şeyler yapmaya çalışıyor. Belki de firması için, geleceği için, ailesi için kötü bir şeyler yapıyor. Yani bunun farkında değil insanlar. Özellikle Anadolu'da böyle. Yani İstanbul için bir şey söyleyemiyorum ama buraya geldiyseniz herhalde bunlara önem verdiğiniz için geldiniz. Şimdi bu resmi bir de tamamlamak için ailenin hissedarlar konusu da unutulmadı. Halen bitmiş değil tüm çalışmalar ama orada da gelecek nesile küçük bir aile ama büyüyor. Şimdi sizin tarafta kaç? 3 çocuk oldu değil mi? Öbür tarafta 2 çocuk maşallah. 5 tane de torun geliyor. Yani kısacası onları da düşünerek hissedarlık konusuna da o aile anayasası bütün içinde bakılıyor şu anda. Hatta onun yasal kısmı da hazırlanmak üzere. Şimdi ben burada size hem çok teşekkür ederek durup nefes almak istiyorum ve misafirlerimize bir şans vermek, hatta zamanın sonuna gelmeden ki siz de kendi görüşlerinizle, düşüncelerinizle, deneyimlerinizle belki Atıl Bey'e tabii genellikle. Hatta sorular varsa sorulara yönelik sizlerden biraz geri dönüm alalım. Yani interaktif olması önemli bu toplantının. Buyurun. Biraz evvel aile anayasasının aile anayasasının hukuki yasal durumundan bahsettiniz. Öyle bir anayasanın nasıl bir yasal konusu olur? Şimdi çok sık rastladığım bu 15 senelik çalışmamda bir soru bu. Şöyle cevap veriyorum artık. Ne kadar yasal isterseniz o kadar yasal yapabiliyorsunuz. Bakın bu soru size bir cevap şaşırtabilir. Şöyle diyeyim. İkiye ayrılın. Hissedarlık anlaşması dediğimiz anayasaların bir bütününün bir parçası olan hissedarlık anlaşması tamamen yasal olması gerekli bir kısmı zaten. Hisseler nasıl alıp satılacak, kim hissedar olacak, dışa satılacak mı, primler olacak mı, değerlendirmesi olacak mı, dışarıya açıksak ayrı, kapalıysak ayrı. Noter bir şey yapıyorsunuz. Yok, şimdi bir avukatın özellikle bu konularda uzman bir avukatın, çalıştığım birkaç kişi var Türkiye'de, bir sürü insan var bu konuda. O noktaya gelince ama pat diye avukatların önüne onlara saygım sonsuz atmaktan ziyade aile olarak, aile konseyi olarak o anayasal sürecin en sonuna doğru aranızda varsa danışmanınızla konuşup deneyimlere göre ilkesel boyutta anlaşmış olmanız çok önemli orada. Hem avukatların işini kolaylaştırıyorsunuz hem onlar gidip de size 1000 sayfalık bir şey çıkarmak zorunda kalmıyor. İstediğiniz ölçülerde hazırlıyorlar onu. Tamam mı? Dolayısıyla o aileden yani anayasal sürecin devamı diye düşünün onu. Hissedarlık anlaşması bütünüyle yasal ve kanuna göre zaten yani Türk kodeksi ise Türk, Almanya'da ise Suudi ise şeria bilmem ne yapmanız gerekli bir olay. Bu birinci cevap. İkincisi diğer konularına girersek kim işe girecek çıkacak şu olacak bu olacak ilişkiler çıkar çelişkilerini önleme aile anayasasının o büyük paletini düşünün. Aranızda deneyimli olanlar var biliyorum bu konuda. Oralarda şimdi normalde bu bir leydilik centilmenlik anlaşması. Yaptırımı sosyal yaptırımı ailenin. Ama işin inanın en uzun dönemli ikna olmuşsanız, Atıl Bey'in dediği gibi motive olmuşsanız, fikir birliğiniz varsa en uzun dönemli yaptırım o zaten. Ben aileler biliyorum oraya uymayan insanlar hayatları bayağı zorlaşıyor. Fakat tavsiye etmediğim halde ısrarla bak borçlar hukukunun tazminat kanununa göre benim yaramaz kızımı şöyle adam ederim deyip de onu koyduranlar da var. Buna da şahit oldum. Çalıştım. Yapmayın bunu dedim ama yaptılar. Kısacası istediğiniz kuralı siz, çünkü borçlar şeyi diyor ki, kardeşim diyor sözleşme şeyi var, serbestlisi. Ahmet'le Mehmet birlikte otur istediğini imzalar. İkisi de kabul edip imzalamışsa geçerlidir bu diyor. Bir de tazminat koyuyorsa onu yapmadıysa 100 bin doları atar şuraya. Buyur diyor yani. Boynunun borcu.
Bu böyle çalışıyor. Yani hala biz sivil kanun dediğimiz olaya tabiyiz. Dolayısıyla ama o mu ilkesi, o mu olması lazım felsefesi, kendi kendinize sorun siz. Cevap verebildim mi? Buyurun. Atıl Bey'e de lütfen. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok samimi ve çok içten çok güzel bir paylaşım oldu. Atıl Bey, gerçekten çok yararlandık. Şarkıyı unutmayalım. Şarkıyı en son isteyeceğim. Şeyi merak ediyorum. Yönetim kurulu en son nasıl oluştu kardeşiniz genel müdür olduktan sonra? Şu anda kimlerden, o zaman nasıl oluştu? Hala aynı mı? Nasıl sürdü? Aynı. Çift şapkalılık nasıl önlendi? Bağımsız dış nasıl oldu? Yani kompozisyon nasıl? Şu anda yönetim kurulu yine 5 kişiden oluşuyor. Kardeşim tabii genel müdür olarak yönetim kurulu üyesi. Yani hissedar olarak değil, bir genel müdür olarak. Hesap veren. Doğal olarak yani yönetim kurulu üyesi ve hesap veren taraf yani. 5 kişinin içerisinde hesap veren taraf. Çünkü daha önce o bendim. Hesap vermek de güzel bir şey. Çünkü sonuçta şirket için bir şey yapıyorsun. Yani bu benim egomu zedeleyen bir şey değil. Zaten benim istediğim bir organizasyonda bu. Biri bana hesap sorsun. Yani ben kendi kurduğum yönetim kurulundan şikayet edecek durumda değilim. Kardeşim de bunun içinde olduğu için, bunun bilincinde olduğu için çok açık gönüllülükle geliyor. Her ay yönetim kurulunda işte gerçekleştirdiği, planladığı arasındaki farkları olumlu, olumsuz hesabını veriyor, takdir alıyor, uyarı alıyor, yeni hedefler ya da yeni şeyler alıyor. Ona göre çalışıyor. Hiç gocunmadan önümüzdeki ayki yönetim kurulu toplantısına hazırlanıyor. Annem var, yine hissedar ve kurucu nesili temsilen yönetim kurulu üyesi. Ben varım yönetim kurulu başkanı. Tabii kendime de şöyle görevler biçtim. Hem tabii ailenin ve şirketin sosyal alanda temsili, hem sürdürülebilirliğin sağlanması, hem de kontrol mekanizmalarının kurulması. Buna da el attık. Bu en son gerçekleştirdiğimiz bir şeydi. Tabii çok önemli. Bir yönetim kurulunuz varsa mutlaka kontrol mekanizmaları, iç kontrol mekanizmalarının, bağımsız kontrol mekanizmalarının düzenli hale getirilip şirket içinde uygulanıyor olması lazım. Tabii icrayı da irite etmeden bu bir şekilde bir denge içerisinde yürütülmesi gerekiyor. Ve tabii raporlarının benim kanalımda yönetim kuruluna sunulması gerekiyor. Tabii yönetim kurulunda şu anda anneme vermem bu konuyu çok doğru olmazdı artık, çünkü 65 yaşına geldi. Yönetim, daha doğrusu denetim kurullarıyla oturup toplantılar yapıp raporları süzüp yani yönetim kuruluna getirmesini beklemek doğru olmaz artık. Onun rahat etmesi gerekiyor. Her ay gelip şirketin iyi durumda gittiğini görmesi gerekiyor. Yani tek sorumluluğu bu açıkçası. Ve bu yüzden bizim aramızda. Keşke babam da sağ olsaydı da görseydi, ama yani çok acı bir şey var tabii. Yani babam belki sağ olsaydı biz bunları yapamayacaktık. Yani işin acı tarafı da bu. Ben arkadaşlarıma o yüzden şunu söylüyorum. Yani hep arkadaşlarımız 50 yaşında üzeri iş adamları olduğu için çocuklar işte 25 yaşında, 30 yaşında şirketle ilgilenmeyen, şirkete gelmeyen, babalarının eleştirdiği, yani genelde aile ve çocuk yapısı maalesef bu yönde. Kendileri de mesela bir kısmı hasta artık, yani iş o kadar her sorumluluk onun üzerinde ki, işte dediğim kapının rengine karar vermekten hangi aracın yani yılda 2 milyon lira benzin gideri olan arkadaşım var, düşünün. Hangi aracın işte performans takiplerine kadar kendi yaptığını düşünün. Kilolu olduğunu düşünün. 10 tane günde ilaçla yaşamak zorunda olduğunu düşünün. Ve hala bir şey yapmıyor olduğunu düşünün. Bunu, kendini bundan kurtarmak için, şirketini kurtarmak için bir şey yapmadığını düşünün. Ben arkadaşıma diyorum ki bak, yani ben seni çok seviyorum. Çocuklarını da çok seviyorum. Senin bu kurumsal olmayan yapında çalışmak istememesini de çok iyi anlıyorum. Ben de öyleydim çünkü. Yani babamla sıkıntılarımız bu yöndeydi. Yani işe geleceğim. İşte 10 başlı bir canavar. Anne işin içerisinde, baba işin içerisinde, o var, bu var falan.
Sen kimsin? İşte sen fikir beyan etmek işte durumunda olan ama babasına uymak zorunda olan bir isim. Yani bu lider ruhluysanız eğer bu size göre bir şey değil. Yani gidin daha iyi. Açıkçası. O yüzden ben arkadaşlarıma diyorum ki sen çocuklarının çalışmak istememesini de ben çok iyi anlıyorum. Sen hiç merak etme. Sana bir şey olursa bile ben senin ailene yardım edeceğim. Bu şirket batmaz. Senin şirketin batmaz. Bir markası var, kendi dinamikleri var. Ben senin çocuklarına yardım ederim. Kendi şirketim yaptığım gibi onları da kurumsallaştırırım. Ondan sonra eşine de yardım ederim. Şirketi de batırmam. Ama isterim ki sen gör. Yani, bravo. Olay bu. Gerçekten. Evet. Yani böyle bir çok dostum var Antalya'da. Sorunuza şu şeyi de eklemeyi yapayım. İki bağımsız var şimdi. Birisi tam bağımsız. Yani ben eskiden aileyle danışman olarak çalıştığım için kendimi tam bağımsız addedemem. Yani bir süreci köprülüyorum. Ama bir arkadaş tam bağımsız ve bir de Atıl Bey demin söylemedi onu. Geçiş süresince o dışarıdan gelen banka genel müdürü ve şimdi CEO kökenli olan arkadaşımızı yönetim kurulu başkanı yaptık. Yani aile bunu hazmetti. Ego sorunu olmadığı için gördüğünüz gibi, egolar kontrol altında olduğu için Atıl Bey'den başlayarak. Sonra tekrar belli bir süre, yani bir sene geçti, o çok kritik dönemi atlattık. Çünkü orada çok sıkı bir disiplin gerekiyordu. Yani aileye açıkçası çizgiyi çizip buradan adım atamazsın dedirtmeyi ve içindeki yönetimi. Bunu çok güzel uyguladılar. Artık nefes almaya başlayınca devretti o da zaman açısından ve Atıl Bey çok güzel o görevi de üstüne almış oldu. Hatta Antalya'nın yönetim kurulu başkanı diyoruz şimdi kendisine birçok yerde elçilik yaptığı için. Peki başka sorular? Lütfen. Bir şey sormak istiyorum. Bu gelir paylaşımını nasıl formüle ettiniz? Şimdi gelir paylaşımı diye bir şey yok. Yani öyle bir şey olmaz. Bir insan çalışıyorsa para kazanır, çalışmıyorsa para kazanmaz. Hissedar olmak, şirketten faydalanmak için bir sebep değildir. Eğer şirket kar payı dağıtmıyorsa, yani şirket sene sonunda kar payı dağıtır, siz çalışmıyorsunuzdur, sadece hissedarsınızdır. Oradan payınızı alırsınız. Ben şu anda tek gelirim yönetim kurulu başkanı olduğum için onun bir huzur hakkı var. Sadece tek gelirim odur. Şu anda borç devam ettiği için bir kar payı dağıtmamız da zaten doğru değil. Yani borçlarımızı bitirmeden kar payı dağıtan bir şirket konumunda olmak da istemem açıkçası. Önce tam olarak borçlarımı bitirmek istiyorum. Ancak ondan sonra yatırım kararlarından sonra yani nedir? Bir insan için ne tavsiye edilir? Ne kadar harcaması tavsiye edilir? Biriktirebildiğinin arkasında kalanı, gerisinde kalanı harcaması tavsiye edilir. Önce biriktir, kalanı harca. Yani bu tavsiye edildiği için önce şirketin tabii borçtan tam olarak kurtulması gerekiyor ki bu 1,5-2 senelik bir süreç bizim için. Yeni yatırım kararlarının ne kadar finansman gerektireceği, şirketin kendi ürettiği karlılıktan gelen finansmanın buna ne kadar katkı sağlayacağı, bunlar şey olduktan sonra, belirlendikten sonra ancak kar payı dağıtmayı düşünebilirsiniz. Bir hissedar da çalışmıyorsa ancak öyle kar payı alabilir. Mesela kardeşim de genel müdür olarak maaş alıyor. Annem de yönetim kurulu olarak bir huzur hakkı alıyor. Onun dışında yani ben